Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Kanalımızın yeni adıyla, değişen adıyla sizleri selamlıyoruz. 5 Mart Pazar gününün iddia tahminlerini sizlerle beraber değerlendireceğiz. Öncesinde arkadaşlar sizlerden ricamdır. Lütfen izlerken videoya bir beğeni bırakmayı ihmal etmeyin. Beni bu anlamda kırmayacağınızı umuyorum, kırmayacağınızı düşünüyorum. Şimdiden de hepinize teşekkürler. Henüz abone olmayan dostlarımız da abone ol butonuna tıklayarak aramıza katılabilirler. Yine bildirimleri de açıp tümü yaparlarsa yeni video yüklediğimizde hemen haberdar olmuş olurlar. Yeni günün tahminlerini de kaçırmamış olurlar. Şimdi çok ilginç bir cuma bülteninden çıktık arkadaşlar. Dünya genelinde tamamen kaybedilen bir gün oldu. Birçok maç sizler de gördünüz ki tam beklentinin tersinde seyretti. Ki ben de videoda hatırlarsanız bir parça çekincelerim olduğunu söylemiştim. Yani mesela çok fazla banko maç vardı. Banko gibi görünen maç vardı daha doğrusu. Bunun dışında bir cuma gününe göre çok fazla maç vardı. Maç adedi çok yüksekti. Yani ben bir şeyler hissettim açıkçası ki hissettiğim için de belli başlı maçlara gitmedim. İşte Nice'inden tutun Real Sociedad'ına, ondan tutun Napoli'sine, Utrecht'ine, yani hepsi de zaten gördüğünüz gibi patladı banko gibi gözüken maçların. Alt liglerden bir şeyler çıkarmaya çalıştım. Ama orada da bu sefer mesela bazı maçlarda istediğimiz goller çıkmadı. Zvolle maçında ilk yarı 1'e aldık. İlk yarıdan 7-0 oldu maç. 13-0 bitti karşılaşma. Yani çok acayip şeylerin yaşandığı, uzun süredir görmediğim bir cuma bülteniydi. Bütün dünyada el ele tabii ki kaybetti. Maçlar çok ters bittiği için. Tabii videoda şunu da söyledim, dikkat ederseniz hatırlarsanız. Yani bugün ne olacağı belli olmaz. Bültenden çok bir şey anlamadım. Aman dikkatli olun, bakın hafta sonunda geliyor diye özellikle söylemiştim. Ki beni dikkatli bir şekilde dinleyen, görüşlerime önem veren, ince detayları atlamayan dostlarım da zaten çok fazla bu şekilde kaybetmemiş oldular. Yani kaybederken de mantıklı bir şekilde, az bir şekilde kaybetmiş oldular. Zaten fazlasıyla da hafta sonu telafi edilebilecek miktarlar olduğunu düşünüyorum ben. Yani şunu hiçbir zaman sizlere söylemiyorum arkadaşlar. İşte videoları izleyin, takipte kalın, çok büyük kazanacağız, kasaları katlayacağız, uçacağız, kaçacağız. Hiçbir zaman bu vaatlerde bulunmuyormuş. En nihayette bir şans oyunu oynuyoruz. İşin içinde kazanmak olduğu kadar kaybetmek de tabii ki var. Ama şunu söyleyebilirim ki dikkatli bir şekilde dinlerseniz, eğer burada söylediğim ince detayları atlamazsanız, videoları baştan sona izlerseniz kolay kolay kaybetmezsiniz. Yani yine ya da cuma günü olduğu gibi kaybederken de mantıklı bir şekilde kaybedersiniz. Kasanız çok fazla hasar almaz. Zaten sizlerden de bu yönde geri dönüşler geliyor. İşte seni dinledim abi, çok fazla yüklenmedim, İyi ki de öyle yaptım diye. Dediğim gibi dikkatli şekilde dinleyen dostlarım muhakkak fayda sağlıyorlar zaten. Aşağı yukarı da bir yıldır burada yayın yapıyorum. Sadece maçlarla, sadece tahminleri paylaşarak değil, günü geldiğinde de dikkatli olmamız gerektiği konusunda sizleri uyarmaya özellikle gayret ediyorum arkadaşlar. Şimdi pazar bültenine baktığımızda bir kere hafta sonuna göre, bir pazar gününe göre zayıf bir bülten var. Yine bence dikkatli olunması gerek. Biraz daha işi kazanç beklentisinden çok artık keyif kısmına yormamız gereken bir bülten. Aslında çok fazla maçta paylaşılmaması belki gerekiyordu. Yani ben de belki 4 tane 5 tane maçta geçebilirdim ama 8 maç sizlerle paylaşacağım. 8 farklı tercihim olacak arkadaşlar. Yani tabii ki işte bunların çoğu kazandığında ya da işte full çektiğimizde Perşembe günü olduğu gibi mutlu oluyoruz. İstatistiğimiz yükseliyor. Belki daha fazla abone kazanıyoruz ama önemli olan burada biraz işin keyif kısmını da ön planda çıkarmak. Ben de 4 tane 5 tane maç cumartesi bültenine mesela öyle yaptım. Pazar günü de az tutabilirdim ama bu kez biraz daha fazla maç vermek istedim. Sizlere fazla alternatif sunmak istedim ve en önemli uyarım da dediğim gibi arkadaşlar, pazar bülteninin tehlikeli olduğu yönünde. O yüzden biraz daha işi mümkün olduğu kadar keyif kısmına yormaya çalışın ve çok da fazla kasanızı yıpratmamaya özen gösterin derim. Evet, yavaş yavaş dilerseniz maçlarımızı değerlendirmeye başlayalım arkadaşlar. İlk maçımız erken seansta 15.30'da Fransa'da Troyes Monaco maçı. Şimdi uzun süredir kazanamayan, hatta kaybeden bir Troy var. Yani bir çıkış arayışında. Monaco'ya baktığımızda son iki maçını kaybetti. İşte Leverkusen'a karşı bir avantajı vardı UEFA Avrupa Ligi'nde. 3-2 kaybetti. Penaltılara gitti. Penaltılarla da elendi. Sonrasında ligde derbide Nice karşı dağıldı. İlk yarıdan 3-0 oldu maç. Maç da 3-0 bitti ve korkunç bir savunma performansı vardı. İki maçta da Monaco savunması tel tel döküldü. Nice'in transfer ettiği, Lorient'dan transfer ettiği forvet Mofi adeta Monaco savunmasının içinden geçti. Orada da hesabı açtı. İlk gollerini de attı ve yine diğer golde de çok büyük payı vardı. Monaco çok iyi bir dönemde değil takım olarak. Onların da bir çıkışa ihtiyacı var. Keza artık Troy için de her maç hedef maçı. Yani burada Monaco, evet, güçlü takım, oynamayalım aman bir sonraki maçı düşünelim diye bir lüksleri yok. Dolayısıyla iki takımın da bir kazanma zorunlu olduğundan bir kere
goller karşılaşmada gelebilir diye düşünüyorum ama erken seans arkadaşlar. Erken seans maçlarında genelde ne yapıyoruz? Öncelikle ana kupanı almıyoruz bir kere. Çünkü gol bekliyorsunuz, bazen gol çıkmıyor. Tarafa gidiyorsunuz, tarafta problem olabiliyor. O yüzden sıkıntı olabilir. Onu öncelikle söyleyeyim. Şimdi nasıl bir sıkıntı olabilir? Mesela 2.5 üstte çok böyle yakın bir maç gibi 2-0'da kalabilir. Yani ben onu biraz daha sıkıntı yaşanırsa öyle yaşanabilir diye düşünüyorum. O yüzden 2.5 üst değerlendirilebilir, değerlendirilmez demiyorum. Yani yine belki alternatif olarak onu da değerlendirebilirsiniz ama zaten 2.5 üste gidecekse daha kaliteli olan tarafın, yani bu bir hücum maçı olacaksa, iki kazanma zorunlu olan takım maçıysa, daha kaliteli olan daha kaliteli taraf olan Monaco'nun ben iki gol çıkarmasını beklerim karşılaşmanın üste giderken. O yüzden önceliğim deplasman 1.5 üst olacak arkadaşlar. Aklınıza yatarsa bunu değerlendirebilirsiniz. Alternatif olarak da dediğim gibi 2.5 gol üstü de düşünülebilir. Yani belki ben böyle dedim ama hani ben deplasman 1.5 üstü öne çıkardım ama bakarsınız 2-1 Troy kazanır. 2.5 üstü oynayanlar kazanmış olur yani. Ben maçı bütün hatlarıyla, bütün detaylarla anlatmaya çalışıyorum. Çünkü akıl akıldan üstündür. Belki sizin farklı bir tercihiniz çıkar benim anlattıklarımdan. Siz kazanırsınız, benim tercihimi kaybetmiş olur. O yüzden önemli olan sizlere maksimum seviyede yardımcı olabilmek arkadaşlar. Val White PSV erken kabul edilebilecek seansın maçlarından biri. Bir önceki seansta da bir maç var Hollanda'da ama bu da yine tehlike arz eden bir maç. Her yönüyle baktığımızda sıkıntı yaşanabilir bu karşılaşmada da. Val White özellikle son dönemde iç sahada başarılı performans olan bir takım. Hani baktığınızda biraz daha kendi dengi ya da kendinden bir segment alt takımlara karşı iyi sonuçlar almış gibi gözükse de bir iç sahada bir Alkmaar galibiyeti, 3-1'lik bir Alkmaar galibiyeti olduğunu hatırlatmak isterim. Geçtiğimiz hafta Herenveen'e karşı 4-1 kazandılar deplasmanda ve hangi pozisyona girdilerse gol oldu diyebilirim karşılaşmada. Gerçekten açıklar da verdikleri, defansif anlamda sıkıntı da yaşadıkları maçta ama Herenveen kaçırdı. Vallahi gitti. Yani bütün pozisyonları neredeyse gol oldu karşılaşmada ve 4-1 kazanmayı başardılar. Yani bitirici yönden tehlikeli bir takım. Bir de erken seans kabul edebiliriz dedik. PSV'nin biraz kırılganlığı var biliyorsunuz. Hafta arasında işte bir alt ligde oynadığı kupada karşı karşıya geldi Ado Denank maçında. Ev sahibi 2.5 gol üstü aldık. Bize kazandırdılar sağ olsunlar ama sezon genelinde bu tarz maçlarda zaman zaman özellikle de deplasmanlarda sıkıntılar yaşadılar. O yüzden burada Troy Monaco maçında olduğu kadar PSV tarafında, yani orada Monaco'nun yanında yer aldığın kadar PSV tarafında yer alamıyorum. Yani bir sürpriz ihtimali burada biraz daha kuvvetli gözüküyor. O yüzden önceliğim 2.5 gol üstü olacak. Bir Valvike sürprizi burada çıkacak, bir sürpriz can sıkıcı olabilir. Tabii ki PSV'ye güveniyorsunuz. Deplasman 1.5 üst alabilirsiniz. İtiraz etmem. Ben de biraz daha PSV galibiyeti bekliyorum. Mesela 1-3 gibi bir skor bekliyorum. Buna paralel olarak da arkadaşlar yüksek oranlı kuponlarda 1-3'ü işte 2-2'lik mesela yine bir sürpriz çıkabilir. 3.5 gol üstünde 2-0-5'ten değerlendirebilirsiniz. Tabii iddiada MBS2 Hollanda maçları. O yüzden tekten oynayamazsınız eğer iddiada oynuyorsunuz ama yani yanına bir maç daha yüksek oranlı koyup ufak misille deneme yapabilirsiniz. Ya da sistem kuponu yapıyorsanız da güzel bir sistem kuponu tercihi olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yine tam analizde maçı sizlere anlatmaya çalıştım. Buradan da istediklerinizi tabii ki çıkarabilirsiniz tercih olarak. Barcelona-Valencia maçı. Barcelona El Clasico'dan oldukça iyi bir şekilde döndü. Çok eksiği vardı karşılaşmanın. Yine burada da birçok eksiği olacak Barcelona. İşte Lewandowski, Dembele, Pedri, Gavi hiçbiri oynayamayacak bu karşılaşmada. Dolayısıyla bir parça sıkıntı yaşanabilir. El Clasico'da da bu oyuncular yoktu keza ama Barcelona orada biraz kendi oyun planının dışına çıkarak hani Guardiola'nın Barcelona'yı çalıştığı dönemde zaman zaman El Clasico'larda deplasmanda yaparlardı, hatırlayanlar olacaktır. Daha defansif oynayarak, daha alan kapatarak geçişlerle problem yaratmaya çalıştılar Madrid'e ve bir tane de biraz şanslarının yardımıyla da geçişten gol buldular. Bir tane de Kessié'nin mesela kaçırdığı, Ansu Fati'nin kale dibinde vuramadığı ya da önemli bir pozisyon da vardı. Doğru bir stratejiyle El Clasico'dan kupa karşılaşmasından galibiyetle ayrıldılar deplasmanda Bernabeu'dan ve avantajla sağladılar. Tabii Can Ahlil ile oynayan bir Valencia var. Bir önceki maçında teknik adam değişikliği sonrası sürpriz yapan bir Valencia var. Burası da önemli tabii ki. Real Sociedad gibi bir takımı iç sahada yenmeyi başardılar. Çok da eksiği var Barcelona'da. Bir parça problem olabilir bu karşılaşmada. Zaten Barcelona çok da üst düzey bir futbol oynamıyor son dönemde. Ama artık şampiyonluk yolunda ben hiçbir bahaneleri olmadığını ve rakip her ne kadar burada çok büyük bir iştahla oynayacak olsa da, Barcelona'nın çok fazla eksiği olsa da hata yapma lüksleri olmadığını ve bunun da açıkçası Barcelona'yı galibiyete götüreceğini düşünüyorum. Burada maç sonucu bir 1.35'lik oranını bir kere değerlendirilebilir. Tabii bu eksiklerinden kaynaklı Barcelona'nın ben çok gollü bir karşılaşmada olmayabileceğini düşünüyorum. Ya da Valencia'nın mesela biraz karşılaşmayı tutacağını, Barcelona'nın sonradan da açılabileceğini düşünüyorum. Yani bunları paralel olarak tabii ki bir korner tercihi mesela alternatif olarak düşünülebilir. Barcelona'nın çok korner alacağı bir maç olabilir. Bir iki tane katkı işte Valencia'dan gelirse 8.5 barajı aşılabilir.
Bunlar da alternatif olarak düşünülebilir. Çok sürprizden mesela ilk yarı 0, ikinci yarı 1, ilk yarı Valencia belki tutabilir. Bunlar da dediğim gibi arkadaşlar alternatif tercihler olarak yine aklınızda bulunabilir. Lyon-Lorient maçı yine Fransa'da. Bu da zor bir karşılaşma. Baktığımızda son dönemde biraz daha ritmini yükseltmiş gibi görünen ama yine tam anlamıyla tıpkı son yıllarda uzun süredir olduğu gibi güven vermeyen bir Lyon var. Güç kaybeden bir Lorient var. Önemli oyuncularını satan ve yavaş yavaş küme düşme hattına yaklaşan bir Lorient var ama geçiş hücumlarında da etkili bir takım olduklarını, oyun kimliklerinde bunun önemli bir yer tuttuğunu hatırlatmak isterim ve tabii ki defansif anlamda güven vermeyen bir Lyon var. Hatırlayanlarınız olacaktır, hafta arasında bir kupa maçında, Nantes-Lens maçında çok güzel bir karşılıklı gol var yakalamıştık 1.60'lık orandan. Burada da VAR'ın oranı 1.60 arkadaşlar. Baktım olabilir mi diye. Şimdi Lyon zaten öyle ya da böyle bu Lorient'a bir tane atacak gibi. En az bir tane içeride atacak gibi gözüküyor. Peki Lorient'dan gol alabilir miyiz diye ben biraz kafa yordum. Neden olmasın dedim yani. Tamam, güç kaybeden bir takım var, son haftalarda sıkıntı yaşıyorlar ama Lyon'un bu sıkıntılı geçirgen savunmasına karşı geçiş hücumlarıyla ben Lorient'ın deplasmanda da olsa bir tane gol çıkarabileceğine inandım arkadaşlar. Ana kuponlara çok girmez. Zor bir tercihtir çünkü burada Lyon daha kaliteli takım. 1-0, 2-0 maçı 0'a karşı da kazanabilir ama 1.60'lık oran değerli diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var. Alternatif kuponlarda değerlendirilir. Ana kuponlarda olmaz ama alternatif için aklınızda bulunsun sevgili dostlar. Geçelim Bundesliga'da Wolfsburg Eintracht Frankfurt maçı. Tabii Frankfurt hafta arası yanılmıyorsam Napoli ile bir karşılaşma oynayacak. Rövanşını oynayacak Şampiyonlar Ligi. Ciddi bir dezavantaj var. İç sahada 2-0 yenildiler. Akıllar orada olur mu yoksa hani biraz ümitler kırılmış mıdır? Tabii bunu şimdilik bilemiyoruz ama Alman takımları genelde önce günün işini halletmeye bakan takımlar. Yani çok böyle geleceği düşünen tarzda takımlar değiller. Almanlar öyle mantalitede bir toplum da değiller zaten. Zor bir karşılaşma. Yani Wolfsburg'da o Dünya Kupası arası öncesi sonrası hatırlarsanız muazzam gidiyordu. Yani gol yemeyen ve çok gol atan bir takımdı. Onlar da artık bir parça ritim kaybettiler ki normal. Kadro kalitesi çünkü çok üst düzey olmayan bir takım. Uzun sezon genelinde tabii ki belli başlı problemler beklenebilirdi. Frankfurt'ta keza yine son dönemde bir parça sıkıntı yaşamaya başladı. Leipzig, Napoli gibi zorlu rakiplere karşı yenilmesi, mağlup olması tabii ki anlaşılabilir. Ama onlar da tabii ki üst üste kaybetmişken bir çıkış arayışı içerisinde olacaklar. Wolfsburg son maçında Köln'ü mağlup etmeyi başardı. Önemli bir galibiyet aldı. Çıkışını sürdürmek isteyecek. İki takımın da zaman zaman oyunun içine gireceği mücadele bekliyorum. Ben birbirlerine karşı gol çıkarabilirler diye düşünüyorum. Sanki maçın bir KG varı var gibi. Yani sanki 1-1'e gelir gibi ama çok gollü geçer mi? Biraz o konuda şüphelerim var. Ben KG varı alalım diyorum buradan. Çıkalım diyorum arkadaşlar. Yani çok da gollü de olmayabilir. 1-1'de belki bir tarafa 2-1 kayabilir. Tabi buradan 2-3 goller falan da çıkabilir ama oralara gitmiyorum. Sonuçta Bundesliga'dır. Bir bakarsınız çok hızlı başlar maç. 2-2'lere 3-3'lere gider. O yüzden benim önceliğim burada karşılıklı gol var olacak sevgili dostlar. Geçelim günün maçına. Herhalde birçoğumuz için günün maçı. Premier Lig'de en azından günün maçı. Liverpool-Manchester United. İnanılmaz giden bir United var. Yine kupada da son olarak hem kupayı kazandılar. Diğer kupada da FA Cup'ta da geriden gelerek West Ham United'i yenmeye başardılar. Erik ten Hag'la beraber uçuşa geçmiş bir Manchester United var. Önünde durması şu anda çok zor bir takım. Ve diğer tarafta son maçını Wolverhampton'a karşı kazanan ancak sezon genelinde hiç ama hiç güven vermeyen bir Liverpool var. Tabii ki burada hani ilk bakışta ne gözüküyor? İşte United zaten çok formda. Muhtemelen bir tane en azından atacak. Liverpool'da Anfield'da eli boş durmaz. Atar, var olur gibi gözüküyor. Dileyenler bunu değerlendirebilir ama benim belli başlı soru işaretlerim var. Liverpool'a güvenemiyorum. Bunların en başında gelen problem zaten bu. Sezon genelinde çok inişleri çıkışları olan bir takım. Yani burada var desek hani acaba 1-0, 2-0'lık bir United galibiyeti çıkar mı diye düşünmüyor değilim. Çok United'da böyle maçlarda çok kolay gol yiyen bir takım da değil. Ve mutlaka golünü de buluyor. Yani belli başlı tabii ki çekincelerim var. İşte yani 2.5 üst deseniz belki United 2-0'da bırakabilir. O yüzden çok gollere gidemedim. Taraf deseniz şimdi nasıl oynayacağız bu maça taraf? Anfield'da Liverpool'u karşımıza alabilir miyiz? Ben her ne kadar United kaybetmez gibi düşünsem de Sportoto'da da öyle yorulmasam da bu tercih açıkçası kuponuma koymam. Açık konuşayım. Öyle bir risk almam. O yüzden arkadaşlar yani maçı ölçtüm, biçtim. Yine bence ana kuponlara girecek bir tercih değildir ama sanki en mantıklısı burada 8.5 korner üstüne alıp çıkmak gibi gözüküyor. İki takım da zaman zaman birbirinin üstünde baskı kurar. Birbirinin üzerine gider. Bu da beraberinde kornerleri getirir diye düşünüyorum. Çünkü savunma zafiyetlerinin de çok yaşanmayacağı maçta olur. İki takım biraz temkinli de yaklaşabilir birbirlerine. O yüzden benim tercihim burada önceliğim korner oldu arkadaşlar. Aklına yatanlar değerlendirilebilir. Çok benim ilk etapta çok üzerinde durduğum bir karşılaşma değil. Adı büyük ama bahis anlamında sıkıntı yaratabilecek bir karşılaşmadır. Bunu da özellikle notunu düşmüş olayım. Kopenhag-Odense maçı Danimarka'da. Kopenhag tabii
Lider Norchaland'ı geriden takip ediyor. 6 puanlık bir dezavantajı var ve geçtiğimiz haftada Norchaland'dan 4 gol yiyen Odense'yi konuk ediyorlar. Kupada kazandı Kopenhag. Dönüşte onlar da biliyorsunuz Danimarka Ligi yeni yeni tekrardan aradan döndü başlıyor. Dönüşte de ilk maçını Aalborg'a karşı kazanmıştı. Bir kazanma serisi yavaş yavaş başlatıyor gibi yine geriden takip ettiği için rakibini puan kaybını uzun bir süre lüksü olmayan bir Kopenhag var. İç sahada da Odense geçebileceği bir takım açıkçası. Maç sonucu birinin oranı düşük. Ben o yüzden ev sahibi 1.5 gol üstü olarak değerlendirdim arkadaşlar. Kopenhag'ın iç sahada Odense'ye 2 gol bulması bence makuldür. Aklına yatanlar bu tercihi değerlendirebilirler. 1.40'lık bir oranı var arkadaşlar. Son maçımız Belçika'da Saint-Gilloise ile Eupen karşı karşıya geliyor. Saint-Gilloise'da ev sahibinde çok ciddi bir düşüş var. Üst üste alınan mağlubiyetler. Son olarak işte Antwerp'e kupada 1-0 kaybettiler. Maç uzadı penaltılarla karşılaşmayı kaybettiler. Turu da kaybettiler tabii ki. Bir sıkıntı var gibi ev sahibinde. Yani bir çıkışa çok net ihtiyaçları var. Haftalardır kaybeden o ritmini bir parça kaybetmiş bir takımdan bahsediyoruz. Konuk Eupen biraz daha alt sıraların takımı. Biraz geçişlerde etkili olabilse de burada artık yaralı ve acil çıkışa ihtiyacı olan Saint-Gilloise karşısında işleri zor olacak. Ben her ne kadar ev sahibinin yorgunluğu olacak olsa da bir moral bozukluğu olacak olsa da kupa maçındaki kayıp sebebiyle artık burada oyuna ağırlığını koyarak bir reaksiyon maçı haline getirmesini bekliyorum. Ev sahibi 1.5 gol üstü iddiada düşük bir oran var. 1.23 civarlarında yani yurt dışından değerlendirebilirsiniz. Ben bir parça daha 1.30 seviyelerini çekmek için ev sahibinin ilk yarıda atacağı tek golü yani ev sahibi ilk yarı 0.5 gol üstü tercihini sizlere önereceğim arkadaşlar. Ben hızlı başlangıçta ilk yarıya Saint-Gilloise'nın bir gol sıkıştırabileceğini düşünüyorum ve artık bence bu maçla beraber bir çıkışta tekrardan başlayacaktır. Aklına yatanlar bu tercihimizde yine değerlendirebilirler dilerlerse. Evet sevgili dostlar, pazar günü tahminlerimiz, tercihlerimiz bu yöndeydi. Hepinize bol şanslar, kupon şansı yanınızda olsun tabii ki her zaman olduğu gibi en önemlisi. Ve takipte kalmayı unutmayın. Abone değilseniz muhakkak abone olmayı unutmayın. Videoya henüz bir beğeni bırakmadıysanız da çıkarken beğeni bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.